Sen kendini ne sanıyorsun anne? Neden herkesi aşağılıyorsun? Babama öyle, bana öyle. Çocuk değilim, insanım ben. 17 yaşındayım, aklım başımda ve üniversiteye gitmeyeceğim. Hayır, ne yaptığımı biliyorum. Senden iyi. Gerçekçiyim ben, babam gibi. Benim aptal olduğumu mu söylemek istiyorsun? Ne diyorsun sen? Sen beni hiç sevmedin. Kızın da öyle. Sen bir hizmetçi arıyordun ara sıra koynuna gireceğin. Kızın bir mama, dadı. Ana, arkadaş, sırdaş, hiçbir şey olamadım. Ne seninle ne onunla. Yaşamımı en güzel yerinden keskin bir bıçakla kesip aldınız benden. Çiğneyip çürütüp yutmadan tükürdüğünüz bir lokma. Benim o, benim, ben. Anne, aklın yattı değil mi anne? İkinize de yük olmadan. Düşünebiliyor musun anne? Ah anne! Konservatuara yatılı girebilirsem rahat edersiniz para bakımından. Şaheserim, telaşlanma hemen. Karar vermek için bir yılımız var daha. Bana şaheserim deme. Peki demem anne, sinirlenme. Bir yılımız daha var ne demek? Siz babanla iki kafasız. Biz kafasız değiliz. Bizi öyle gören sensin. Onu anlamış olsaydın. Oysa sen başkalarına bakıp onlara göre ayarlıyorsun düşüncelerini. Vazgeçebilsen bir takım şeylerden. Neymiş onlar? Bu pis mahallen. Evet, gündelikçi kadın, sıcak bir apartman, dergilerim, gazetelerim. Annem, baban, dostlarım ve tabii onların her türlü etkileri. Babamın gazetelere hangi gözle baktığını düşünüyorum da, televizyonu çoktan sildi defterden. Korkunç bir adam baban. Dünyayla ilgisini kesmiş bir bencil, bir budala. Hayır, hiç değil. Babam bekliyor. Neyi bekliyor? Tutsaklığın bitmesini bekliyor. Özgürlüğü, koşulsuz gerçek demokrasiyi bekliyor. Bak hele sen, demek ki... Senin onu anlaman olanaksız anne. Gerçekten olanaksız. Odanı topla biraz. Alo. Seni özledim. İki hafta sonra mı hatırladın? Haksızlık ediyorsun. Son görüştüğümüzde bıkmış gibiydin. Zaman vermek istedim. Özlemedin mi hala? Çocuk değil isteğin. Bırak bunları şimdi. Peki, bırakıyorum. Bu akşam beraber olabilir miyiz? Çok yorgunum. Başka bir zaman. Thank you.
Ben bu tatilin başka türlü olacağını sanıyordum. Ben de öyle. Hoşça kal. Babam gibi bir insandan sonra bu adamda ne buluyorsun anne? İnanamıyorum bu kadar aptal olduğuna. Ne kadar küstahlaştın? Eskiden böyle konuşmazdın benimle. Artık büyüdüm. Gerçekleri görüyorum. Nasıl da etkilemiş seni. Babanın sözleri bunlar. Biliyorum, her buluşmanızda beni çekiştiriyorsunuz. Hayır anne, kitaptan, sanattan, müzikten bahsediyoruz genellikle. Hem babam senden hiç söz etmiyor artık. Rahat edebilirsin. Umurumda sanki. Üniversiteyi konuşmadınız mı peki? Her şeyi konuştuk. Daha çok gençsin. Önünde zaman var. İstediğin neyse onu seçersin dedi. Seçme şansın varmış gibi. Konservatuarı seçip Ankara'ya gidebilirim. Sen Ankara'ya konservatuara girmek için değil, o kemancı olan için gideceksin. Kaçın bakalım. Önce baban, şimdi sen. Şaheserim, telaşlanma. Karar vermem için zaman tanı bana. Babanla bir de ben konuşacağım. Yüz yüze. Yarın adaya gidiyorum. Senin hoşgörüne sığınıyor bana karşı çıkarken. Kızın da sana benziyor. Bencil, içine dönük. Yalnız başına kavgaya atılmış, çalışan, ekmeğini kazanan özgür kadın. Kendini göstermek, erkeklerle yarışabileceğini ispatlamak. Yeter, yeter be! Hanım dikkat etsene, başımıza iş açacaktın. Hanımefendi, kitabınızı düşürdünüz. Ne yaparsınız? Nasıl geçinirsiniz? Senin çevirilerinle olur mu? Ya çocuk? O zavallı çocuk. Tam da eğitim çağında. Sanatçı değil mi? Ne yapacağı belli olmaz. Evlenmeden önce düşünmen gerekirdi. Yıllardır o ne istediyse boyun eğdin. Şimdi git adaya peşinden. Keşiş yaşamına katıl onun. Canını okudu gençliğinin. Farkında değilsin. Aklına esini yapan. Sorumsuz, yarı deli bir adam. Gelmiyorum Adana. Benim de yapmak istediğim şeyler var. Kendimi yaşamak istiyorum. Sensiz de olabilirim. İş bulacağım. Çocuğumla beraber kendi düzenimi kuracağım.
senin, benim değil. Küflenmişsin sen. Sorduğuma cevap versen benim. Gerçekleri görmüyorsun. Defterine neden durmadan o yasak şiirleri yazdığını sordum sana. Ben seni kurup yöneteceğim bir kukla değilim. Ben bir insanım. Sevdiklerim var, sevmediklerim var. İnsan, insan. Herkesin ağzında bu. Benim de insan olmak için yaptığım bu işte. Sabahtan akşama kadar çalışıp evin ekmeğini kazanmak. Benim yaptığım bu. İşle uğraştığımı anladı. Bütün bu çabalar neden? Bir pul etmez insanlar içinde sabahtan akşama kadar didinmek. Hepsi sana daha iyi bir yaşam vermek için. Evet, hepsi senin için. Üstelik anlayış, hoşgörü gösteriyorum sana ve sen... Şöyle dur da bir göreyim seni. Hadi gel. Sana aldım. Bir de harika midyeli pilavım var. Merhaba. Merhaba. Merhaba çocuklar. Merhaba abi. Merhaba. Merhabalar. Nasılsın reis? Merhaba abi. Merhaba. Ha, çocuğun nasıl oldu? İyidir abi. Seninki? Sağ ol abi. İyidir. Bak, bir sıkıntın olursa beni ara. Hadi hoşça kal. Sağlıkla. Güle güle abi. Sağ ol. Merhaba bey. Merhaba. Tanıdın mı? Bilmem. Sen de bizim hanımı tanımadın mı İsmail? Tanımadım. Aa, tanıdım. Değişmiş. Saçları uzun da eskiden kızı gibi. Zayıflamışsın da Esir Hanım. Esir değil, eser. Bizim Esir Hanım. Atlardan korkan hanım.
benzemiyor. Çok çirkin. Yapılır mı ona? Kim tanıyabilir Sait Faik'i bu haliyle? Binmeyelim arabaya, adayı dolaşmak istiyorum biraz. Kusura bakma. Estağfurullah beyim. Merhaba. Merhaba. Abi! Uğramadın bize. Yarın, çalışıyordum. Yarın görüşürüz. Raif Usta'nın küçük oğlu, Almanya'dan yeni döndü. Sandalcı olacak babası gibi, öbürü de Hasan. Bu ada, bu yalnızlık, şaşıyorum sana. Yalnızlık mı? Ben de sana şaşıyorum. Kentin o kalabalığına, kargaşasına, gürültüsüne nasıl dayanıyorsun diye. Anlamıyorum seni. Satmak istemediğin resimler yapıyorsun. Kıtı kıtına bir yaşam, yoksul. Burada herkes yoksul. Emekli ailem yetiyor bana. Alt katı da yazın kiraya veriyorum. Biliyorum, o kemancıyla annesine. Ne tatlı, ne iyi insanlar bilsen. Benden başka herkes tatlı, herkes iyi senin için. Sen de iyisin. Yaşam biçimi, düşünceler ayırıyor bizi. Hangi düşünceler? O kadar anlattım oysa. Bak, herkesin bir karşı koyuşu var. Benimki de... Adana çekilip dünyaya sırtını dönmek. Ah Şahiserim, sen hiç değişmeyeceksin. Hocam, günaydın hocam. Günaydın Kemal. Ha, iyi ki gördüm seni. Kadir'e iki kitap bıraktım. Çarşamadan önce bir göz atıver istersen. Hemen uğrarım şimdi. Aldığım resmi bugün getirecektim. Ama çarşambaya kadar kalabilir mi bende? Arkadaşlar gelecek de görsünler istiyorum. O resim senin artık. İstediğin kadar kalabilir. Ama hocam... Hadi hadi, sevdiğini söylemiştin ya. Hadi bakayım hadi. Bende bir Ali Rıza Hoca var. Resme baktıkça içinde dolaşasım geliyor. Yenileri anlamıyorum ama al diyorlar, alıyorum. Öyle mi? Şu kırmızılı tablo için kapıra mı bırakayım? Yoksa hepsini vereyim mi şimdiden? André Lot'un bir sözü vardır beyim. Kimileri resme kafasıyla girer der, kimileri ayaklarıyla. Ben bu ayaklara resim satmam. Şaşacak ne var bunda? Resmi o kadar seviyordu ki. Neden öyle bakıyorsun? Bir yabancıya bakar gibi. Değil misin? Değilim. Değişmedim ben. Geldiğin için de sevinçliyim. Gerçekten sevinçliyim. Hadi gel. Neden geldiğimi biliyorsun. Biliyorum. Herhalde balık yemek için değil, kızı konuşacağız. Konuşuruz. Balıkları da yeriz ama. Göreceksin. Değişiklikler var evde. Sağlık bu hale geldi işte. Kapıyı kapattım. Kapıyı mı kapattın? Evet, kapıyı. Pencereleri büyüttüm. Diğer değişiklikleri de artık kendim bul. Sen burayı iyice tanınmaz hale getirmişsin.
Yandaki yatak odasının duvarını da yıktım. Şimdi çok daha rahat çalışabiliyorum. Beraber kalsaydım o adada. Çocuğumuz, evim, evimiz. Birbirimizi sevdiğimizi sanıyordum. Herkes öyle sanıyor. Örnek bir evlilik. Sen de yalnız kalmak istiyorsun. Kendini bütünüyle sanatına vermek için. Dokunma sakın. Hiç üzülmeyecek misin? Hiç üzülmeyecek misin? Beraberliğimizi aramayacak mısın? Doğru yaptığına inanıyor musun? Ayrılmamız gerekli mi? Tek yanlı değil bu iş. Anlamıyor musun? Tek değil, yanlı değil. Değil. Ama sensiz olamayacağımı bin defa söyledim. Yeterli değil ki bu. Nereye varmak istediğini kesinlikle anlamıyorum. Sana destek olamıyorum. Çalışmalarında, yaşamında, düşüncelerinde, hiçbir şeyinde. Evet. Evet. Bunları söyleyen sensin. Ben mi? Sen. Tavrınla, gereksiz hoşgörünle, her şeyinle. Aman neymişim ben yani? Delisin. Pişman değilim. Dinlemiş olsaydı beni. Hayır. Kendi küçük adasında inançlarına tutunmuş. İnsansız bir dünya. Susmuş, bekleyen. Evet, bekleyen. Şaşırtıcı. İçlerinde bitmemiş olanlar var. Bütün bu resimler... hepsi güzel. Çok çalıştığın da belli. Her taraf resim dolu. Bunlar da bir şey mi? Gel, çatı katına çıkalım. İçeri giremeyeceksin, çok pis. Thank you.
Nereye böyle kaçar gibi? Sorun büsbütün kaçabilmekte. Dayanamıyorum artık. Nedir dayanamadın? Seni dayanmaya, yaslanmaya çalıştığın her şey. Bu kent, züppelikler, kokteyl. Ben bile belki. Şu anda sana çiçek almak hiç gelmiyor içimde. Sarhoş. Bu yozlaşmış kalabalığa başka türlü katlanamıyorum. Yine de senin zorunla... Konuştuklarımızı düşün. Kararlıyım ben. Oraya gelmeyeceğimi biliyorsun. Gidersen yalnız gideceksin. Balıkçılar, sandalcılar, at pislikleri ve tabii yalnızlık. Hiçbir zaman. Sensiz ne yaparım ben? Kokteyle dönüyorum ben. Rezil olma hiç niyetim yok. Resim falan yok orada. Yalnız satış var orada, satış. Bana tembel diyenler utansın. Daha aşağıda eski çalışmalarım var, en az sevdiklerim. Sen sofrayı kurar mısın? Tabaklar çatallar eski yerlerinde. Ben balıkları kızartıyorum. Sonra kimler girdi bu odaya? 10 yıl. Papaz değil ya bu adam. Korkuyorum. Korkuyor musun? Bir gün yorulmaktan. İçimde, kalbimin üstünde koşan bir at var sanki. Çok mu hızlı koşuyor o at? Çok. Kalbime girmek istiyor sanki. Ne demek bu? Onu seviyorsun demek. Kalbimi delecek ama. Ya da yorulup çatlayacak. Ne renk? Ne? At. Ne renk? Kırmızı. İyi göremiyorum. Birazcık da mor belki. Ne demek bu? Seni çok seviyor demek. Korkuyorum. O ata iyi bak şimdi. Bakıyorum. Onun hızını kesmeden gözlerine doğru yaklaştır. Gözlerini kapama. Aç gözlerini. Ne görüyorsun? Seni. Gözlerini. At ne oldu? Hangi at? O at benim işte. Kalbine girmek isteyen at benim. Biliyorum. Korkuyorum. Ne yapıyoruz biz? Kim bilir? Sevişeceğiz galiba.
Orada kalırsak ne olacak? Söyler misin bana? Bilmiyorum. Her şey daha mı pembe olacak senin gözünde? Birbirimize daha mı yakın olacağız? Daha mı iyi anlayacağız birbirimizi? Sorunlarımız azalacak mı? Hiç değilse insanların arasında olacağız. İnsanlar mı? İnsanlar, evet. Şu çevremizdekiler, her şeylerine en küçük çıkarlar için gözlerini kırpmadan satılığa çıkartmaya hazır olanlar. Evet onlar. Başımdaki uğultuyu dindirebilmek için onlara ihtiyacım var, anlamıyor musun? Anlamıyorum, ne uğultusu? Bilmiyorum, korkuyorum. Evliliğimiz boyunca inanamadım beni gerçekten sevdiğine. Belki sana hiçbir zaman ulaşamayacağımı hissettiğimde. Sıkılmıyorsun değil mi? Hayır. Hep aynı şeyleri yeniden düşünmek saçma. Yanıma şemsiye almadım. Yıllardır yüreğimi ısıtan, içimi coşkuyla dolduran tek erkek olarak kaldın yine de. Sen dememiş miydin? Başka başka adalardayız ve köprü kuramıyoruz birbirimize diye. Belki de en doğrusu bu. Yağmur yağacak. Hava kapadı iyice. Fena mı? Bayılırdın yağmur sesine. Balıklar harika. Börek gibi, kıtır kıtır. Buzdolabından şarabı çıkarsana. Hazır mısın? Balıklar pişmek üzere. Resimlere mi bakıyorum? Sofrayı kurdum, her şey tamam. Resimler çok iyi. Bazen, eskiden yani, benim resimlerimi de yapardın. En çok da uyurken. Uyuduğunda sendin, bir başkası değil. Yani uyuduğumda seninle, düşüncelerinle çatışmıyordum, öyle mi? Canım kavga etmek istemiyor bugün. Benim de amacım bu değildi. İyi. O kadar resim duvarlara dönük duruyor. Bir boşluk var hepsinde. Hiç insan yok. Bir bekleyiş. O boşluğu yaşıyorum ben. Sen. Hepimiz. Her şey donmuş. Sağ ol. Ne oldu? Sevindirdin beni. Anladın ne yapmak istediğimi. Önemli olan bu. Çok önemli benim için. Gene de bana tam açılamıyorsun. Yabancı ve uzak. Gizli düşünceler, düşlerle çevrili. Karıcığım benim.
Belki de hakkın var senin. Ben sıradan bir insanım. Seni anladığımı sanmıyorum. Sanatını da. Neler söylüyorsun? Çevrende canlı cansız ne varsa savurup yok ettiğini söylüyorum. Resimlerin de bekliyor seninle beraber. Resimleri beğendin ama. Beğendim. Ama sevmedim. Bu bana yeter. Ve ben akıllı karım ve şaheserim için içiyorum. İstediğin gibi soğumuş mu? İstediğim gibi. Yağmur başladı. Yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor dedim. Bırak yağsın. Balık tutmaya gitmeyecek miydik? Dur acelenle gideriz. Hem sen balık tutmayı beceremezsin ki. Nereden biliyorsun? Ben de balık tutmak istiyorum işte. Seninle anladın mı? Karar vermiştik hem. Dur biraz. Nereden çıktı bu yağmur şimdi? Karar vermiştik değil mi? O zaman sözümüzde durmalıyız. Nasıl ama hava? Bırak şimdi havayı. Büyük bir serüven bekliyor bizi. Hissediyorum. Gelmeyeceksiniz sandım. Ha, geldik işte. Alsın ya ver. Kayacağım. Tamam ver sen şu elini ya. Dur. Muşambalar içeride. Hadi bakalım reis. Bunlar çok iyi. Vallahi bilmem. Bunları giymeyene olta filan vermezler. Çek çek hadi bak bak balık. Hay Allah kaçırdım. Boşuna uğraşma. Hop hop. Ne çabuk vazgeçiyorsun öyle ha? Yine birlikte değildik. Aklın oltanın ucundaydı yine. Bir başıma bıraktın beni. Bencilsin. Aha, anlaşıldı. Yeniden oltanın ucuna takılmak istiyorsun. Peki. Her zamanki oyunumuza yeniden başlayalım. İstemiyorum. İstiyorum tamam hazırım.
Son oynadığımızda ağlamıştın ama. Ağlamam artık. Kuralı iyice öğrendim. Kısaca tekrarlıyorum. Alınmacı yok. Küfür serbest. Acımasız olmak şart. Bundan gocunan oyunu kaybeder. Tamam, başla. Sen başla. Çok kötü bir adamsın. Sen de çok çirkinsin. Çok pissin, hiç yıkanmazsın. Sen de yıkan yıkan neyini temizleyeceksin? Çirkin olan sensin. Tekrar yok. Oyunu bozarsın. Seni aldatıyorum. Farkında bile değilsin. Sahi mi? Kimle? O yürek yok sende. Öyle mi sanıyorsun? Ben söylemesem haberin bile olmayacaktı. Bu oyunda ağzımdan laf almaya çalışıyorsun. Ağzından laf almak mı? Ne demek bu? Soru sormak yok. Durmadan bozuyorsun oyunu. Sinirlerimi bozuyorsun. Bırakalım istersen. İkimizin de gücü yok buna. Hayır. Devam ediyoruz. Birbirimizi yenmeye çalışıyoruz. Bir oyuna girince yeneceksin. Oyun olduğunu bildiğin halde. Evet. Oyunun kuralı bu. Sarhoş olacağım. Şimdi neye içelim? Bir bulutun ortasına çökmüş, yemek yediğimizi düşünebilirsin. Gökle deniz arasında. Daha midyeli pilavımı yemedin. Ben duydum. İçer misin? Buraya neden geldiğimi biliyorsun. Rahatla biraz. Hatta istersen sesli düşünebilirsin. Ah. Ah benim şaheserim. Bu sözü sevmiyorum biliyorsun. Ah benim karım. Ben karın değilim. Kurtuldum bağlardan, özgürüm. Kendimi yaşıyorum. Yalnız kendimi. 10 yıl geçti aradan. Başka erkeklerle yattım. Yalnızca... Hırçınlaşma, doğal bu. Hiçbirini sevmeden. Ben de. İnanmayacaksın ama istersen ben başlayayım. Belki bir gün ikimiz
Bırak gelecek günleri. İnanmadığın şeyleri söylemene gerek yok. İyi, bırakalım. Belki de haklısın. Belki de ben sadece kendimle uğraşıyorum. Kendi sorunlarımla, düşüncelerimle, sanatımla bitmeyen bir savaş. Neler söylüyorum ben? Sen delisin. Bütün o resimler depolarda kapalı. Yüzleri duvarlara dönük. Kavga etmek istiyorsun. Sen hiç kavga etmezsin ki. Soğuk, kendini beğenmiş şerifin birisin. Ah şaheserim. Öyleyim tabii. Bana şaheserim deme. Akıllı kadınsın. Beni tek anlayan. Ne akıllıyım ben, ne de seni anlıyorum. Yaşamla savaşmaktayım herkes gibi. Adama çekilip dünyaya sırtımı dönmek benim işim değil. Seçkinlik peşinde değilim. Ben öyle miyim? Beklemek istiyorum. Anlıyor musun? Sadece beklemek. Beni anlayacak insanları, resimlerimi sevecek insanları beklemek. Kim onlar söyler misin? Gençler, çocuklarımız, birileri. Sus. Bu inanç olması yaşayamam ben. Biliyordum böyle olacağını. Biliyordum. Adayı nasıl özlediğimi bilsen. Günün her saatinde. Senin resimlerindeki gibi üstümüze yağan bir ışık. Seviyorum, seviyorum. Ah benim karıcığım, yapma. Konuşma artık. Her şeyimsin de bana. Ben senin her şeyinim değil mi? Değil mi? Değil mi? Karın değilim. Hiçbir şeyin değilim senin. Yorgunsun, sinirlisin. Eğer bir kadın istiyorsan yalnız. Beni istiyorsan. Eğer beni istiyorsan dedim. Kendini bana bırak, ne olur.
Hayır. Sadece bir kadın değilim ben. Değilim. Beni istiyorsan. Hayır. Hayır. Yağmur durdu. Ne garip. Yıllardan sonra. Öyle diyeceğini biliyordum. Belki gene gelirsin. Hatırla. Sen söylemiştin ayrı dünyaların insan olduğumuzu. Benim dünyamda sana yer var. İşki sen iste. Seni sevdiğimi biliyorsun. Fazla şairane konuşmaya başladık, farkında mısın? Alayı bırak. Bir şey söylemek istiyorum sana. Vapur kaçtı, onu söyle yeter. Doğru. Tartışmak boşuna. Ben bugün içimde saklamak istiyorum. Konuşmayalım. Bir yarar yok. Doğru. Neye yarar? Neden evlenmiyorsun? Onunla evlen. Benimle olamayacağına göre düzene koy yaşamını. Geçim derdiyle uğraşmaz. Daha bir olumlu çalışmaya girersin. Benim için her şeyi düşünüyorsun. Seni seviyorum. Acı çekmeni istemem. Belki sen de evlenirsin bir gün. Kim bilir? Beni sevdiğin halde. Sen de öyle yapacaksın. Beni sevdiğin halde. Verdiğim fiyat tablonun değerinin çok üstünde. Bundan başlamak şartıyla ressamın evinizdeki diğer tablolarına da talip olabilirim. Biraz düşünün lütfen. Size küçük bir servet teklif ediyorum. Özür dilerim, istiyordum. Satmayı düşünmüyorum. Onu görmemeye katlanabilirim belki ama satamam. Satamam.
hiçbir şey konuşmadım.